Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Karma bir şey, her şey var gibi. Mutlaka bizi alakadar edecek bir tarafımız olacak herhalde. İnsanların çoğu kendilerine mukayyet değil. İnsanların çoğu kendilerine sahip değil, mukayyet değil. Kendilerini tanımıyorlar. Tanımadıkları için kendilerini kontrol edemiyorlar. İnsanların çoğu. Bir şeyi kontrol edebilmek için tanımak gerekiyor. Tanımadığın bir şeyi nasıl kontrol edeceksin? Karalama işte bir şeyler oluyor. Niye sıkıldığını bilmiyor. İçine geçen olumsuz düşünceleri bilmiyor. Benim zannediyor. Bu ne kadar acayip bir şey. Nasıl yaşıyorlar da hayret ediyor. Veya ben bunu bilmeden nasıl yaşıyordum hayret ediyorum. Demek ki rahmet ilahi. 13. lemanın şeytandan istiazı bahsi. Yani can alıcı cümle bu ya. Diyor ki onun sözünü kendi sözünü zannetmesi. Kendi sözünü şeytan bizim sözümüz gibi yutturması şeytanın en büyük muvaffakiyetidir. Psikoloji sorunların temeli budur. Anlatmaya gerek yok. Gösterdiniz mi? Bundan daha ilerisi var mı? Yok. 13. lemaya. Bak onun sözünü kendi sözünü zannetme. Mesela vur onu. Razını payını, iyi değilim, hastayım, aklımı yitireceğim diyen şeytan. Senin hiç alakası yok. Üç ayrı diyoruz ya. Odundaki gibi, odun düşün. Duman, nur. İki zıt unsurda meydana geliyor. Bilmesen, odunda niye duman var? Odun olduğu için. Kaldır ortadan dumanı, odun yoktur. İnsanı kaldır, yani şey nefsini kaldır insanda, insan yok. İnsan değil. Başka bir şey. Başka. İnsan eliyle ortaya çıkanlara o kadar aklı kalbi bağlanmışız ki. Ama abi öyle şimdi bazen diyoruz da hani onun sesini bazen biz kendi sesimiz gibi şey yapıyoruz, hissediyoruz. Ama bunu nasıl ayırt edeceğiz abi? Yani öyle bir zamanda, öyle pozisyonlarda, öyle olaylarda veya sevdiğimiz bir kardeş olsun veyahut da eşimiz olsun veya akrabamız olsun. Hani öyle bir tarzda geliyor ki, hani bu ben miyim yoksa ben değil miyim? Bunu ayırt etmek o kadar basit de değil ki abi. Değil tabii. Bunu bizim basit olarak böyle görmemiz, ifade etmemiz, ustad hallettiği için. Yoksa bu sorun yani. Çünkü şu taraf abi, yani bu gelirken abi bana demiyor ki yanlışlarla geliyorum. Abi hep doğruyla geliyor. Evet. Yani ölçülüyorum, bu dediği şeylerin hepsi doğru. Evet. Doğru. Abi şöyle yani mesela, şey düşünemiyoruz ki abi mesela böyle, şu anda düşündüğümüz gibi. Mesela öyle olaylar, kişiler, yer ve vakitte oluyor ki abi hani, ayırt edemiyorsun abi, ne yaptınız onu ki abi? Onu ben şimdi böyle şey sakin bir şekilde değiliz abi mesela düşünürken olayı. Ben miyim, değil miyim diye. Şimdi bir kere, cehaletle tuvalete giremezsiniz. Değil mi? Tuvalette de ilim lazım. İnsan olarak kalabilmenin nasıl cehaletle olacak? İnsan olarak kalabilmenin yani 18 bin alemin koridoru, altı yolu gibi geçiş şeyi senin üzerinde ifade ediliyor 18 bin alem. Bunlar içinde şeytan da var. Cinler var, ruhaniler var. Onun için asrın imamına tutunmadan, onların ölçüleriyle bakmadan kurtulamazsın. Mektubatta bunu söylüyor zaten. Mesela diğer konumuz o değil ama oraya madem bir şey yaptırız. Mektubat Emir Dağ. Mektubat var mı? Şu. Bak. Bak.
Bak ne diyor? Telviyat-ı Tisa. Telviyat-ı Tisa'da öyle acayip bir şey söylüyor ki Fısbanallah. İkinci en son Telviyat-ı Tisa'nın bak diyor ki Alim-i Berzah ve Ahiret Seferinde dünya öyle ya Alem-i Berzah ve Ahiret Seferinde kabir ve öteki alem tarikat silsilelerinden bir silsileyi iltihak edip tarikat yol demek. Yani bu silsilelerden dünyadan berzaha haşir, sırat ebede doğru giden bir yol var. Yani bu yolumuz yani. Bu seyahat ederken bir silsileye iltihak edeceksin. Bir silsileye iltihak edeceksin. Şunu bir ayarla. Sesi şey yapayım. Bak bastım böyle diyor. Onu bas. Bir silsileye iltihak edeceksin. Niçin? Niçin cemaate ihtiyacın var? Hem de buna cevap olsun. Soru değil ama niçin birisini takip etmek zorundasın? O kafile-i nurani ile o nurani kafileye ebedül abad yolunda arkadaş olmak onlara. İnsanın ihtiyacı var. Arkadaş olmaya, niçin? Yalnızlık vahşetinden kurtulmak. Arkadaşa olma ihtiyacım var. Niye? Yalnızlık vahşeti, yalnızlık vahşettir. İnsanı vahşete atar. Vahşet ne demek biliyor musunuz? Ben söylediğimi hayal edebilirseniz biraz anlarız. Sizi Afrika'ya ormanına götürdüm İbrahim. Afrika ormanına götürdüm abi sizi. Tamam mı? Abi bir taraftan timsah saldırıyor sana. Oradan kaçtın sırttan. Oradan kaçtın kaplan. Oradan kaçtın işte timsah şu bu. Yani koca çöl bunlarla dolu ortadasın. Kaçışıyorsun ama çok iyi biliyorsun ki timsah mı yem olacağım? Timsahın hazmında mı olacağım? Sırtlana mı, kartallara mı, engerek yılanı mı yutacak beni? Kobra yılanı mı yutacak? Bunu düşünüyorsun. Nasıl hissedersin? Yani ölümden seçiyorsun ölümü. Sen hangisini ölmek istersin? Kafan paramparça olacak şeylerle, kartal gram gram alacak. Timsalların hayağından parçalayacak. Şey timsal diyor, sırttan. Şey... Timsa böyle yapacak, şöyle yapacak. Yani ölümü tercih etmek bir nevi sana kalıyor değil mi abi? Sana kalıyor. Ama sonuç ölüm. Ölüm. Bir tanesini seç. Aa. Ne tarafa kaçacaksın? Abi hangisini seçemez ki? Kestirmeden götüreni ya. Bu vahşet işte. Kimsesizlik böyle bir şey. Birisi gelse seni orada alsa, helikopterle, arabayla. Nasıl yapacaksın? Bu dünya, bedeni bir hayat. Karşında korkunç cehennem var. Dünyada ölüm nimet olduğuna deli intihar edenlerdir. Ölüm nimet olduğuna deli dua edenlerdir. Allah'ım ölümü ver. Öyle değil mi? O zaman kimsesizlik aynı buna benziyor. Kimsesizlik vahşetinden. Kimsesizlik yani çölde peki o aslanlar ne ifade ediyor sırtlanlar, timsahlar, kobra yılanları? İçsel alemimizdeki birbirini yiyen, çelişen, çatışan duygular, fikirler, hisler, meyillerdir. Anladın mı abi? Abi o zaman dengeye gelmez insan nasıl rahat edebilir ki? Şimdi anlaşıldı değil mi? Kimsesizlik vahşet neymiş? Öyle abi. Onun için cemaate ihtiyacı var. Mecbursun. Çünkü bak mesela. Sen evdeydin abi değil mi? Evet. Evdeydin. Evet. Ben yazıyordum. Çok özür dilerim. Affınıza sığınırım. Sabah işte kahvaltıdan önce seyahatten geldiğimiz için devletler arası ama bir duş alayım dedim. Yani bir şey anlatmak için bağışlayın ya. Vallahi
öyle bir güzel mana, misal geldi ki banyoda, sabonla çıkasın geldi. Aman kaçmasın, kaydedeyim. Tamam. Hemen ikinci sabunlanma yapmadım. Suyu dökündüm, gittim defterimin başına. Niye anlatıyorum? Birileri imal edecek, birileri kullanacak. Niçin söylüyorum? Sen muhtaçız birbirimize. Siz böyle bir yer yapacaksınız. Ben de gelip bunları anlatacağım. Birileri imal edecek. Yani tuvalette de, banyoda da, uçakta da gidiyorum, geliyorum. Kafa buna çalışıyor benim. Başka bir şeyden anlamıyorum ben. Allah anlatmaktan, insanın fususunu anlatmaktan, inan başka bir şeyden anlamıyorum. Basmıyor kafam ya. Gene geldik. Niye? O zaman cemaat olmaya niçin ihtiyaç var? Çünkü birisinin güzel bir şeyi diğerine gelenleniyor, genelleniyor. Senin güzel bir şeyin ben mesela. Bunu sen o yaptın. Ama ben de içiyorum, sağ ol. Yani hem misal hem doğru söylüyorum. Yani, teşekkür edin diyor. Bunu ben almadım. Ben kaynatmadım. Değil mi Murat? Yani cemaat olmaya yalnız yaşayamazsınız. Yani her şeyi yapmaya kalkarsa bir insan başa çıkamaz abi. Nasıl abi? Yani bir insan her şeyi yapmaya kalkarsa başa, yani sen kalkacaksın, bu binayı yapmaya çalışacaksın, o çayı yapmaya çalışacaksın. Bu hakikatler nereden? Nasıl? Yani kendimi dengelemek için ben, bana malzeme lazım. Yetmiyor kardeşim. İyi bir, yani Ayasofya Camisi için malzeme lazım, ama en önemlisi de Mimar Sinan lazım. Yalnızlık vahşetinde kurtulmak, onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek, mesela uçaktan indim, Bülent'i görünce o Almanların yaptığı kötülükleri unuttum. Gülmeye başladım, rahatladım. Yani niçin söylüyorum? Onlarla dünyada ve berzahta ünsiyet etmek. Ülfet değil, ülfet alışma. Ünsiyet, görüldükçe, konuşuldukça ondan zevk almak. Her an yenilenmek. Ülfet, örtünmek, üstünü örtmek, battaniyeyi. Tefekkür ünsiyetimizi artırır, gafleti izah eder, ülfeti kaldırır. Ülfeti kaldırır tefekkür, ünsiyeti artırır, yakınlık artar. Demek ki onlarla dünyada ve berzahta ünsiyet etmek, böyle bir ihtiyacımız var. Evham ve şubehatın hücumlarına karşı evham ve şüphe. Bir sürü çatışan, çelişen Afrika'daki hayvanlar gibi, onlarla karşı bu içimizdeki o farklı farklı düşünceler yok mu? Bizi kemiren, yok eden. Onlara karşı ne yapacağız? Kendin yetemezsin. Yetseydin zaten bunu dinlemezdin. Onlara karşı bir, o büyük zatların, yani bu işte insan tamircileri. Kimisi beyin tamircisi, kimisi kalp tamircisi, kimisi ruh tamircisi. Asıl imamlar ise bütünsel bir tamirci. Onların, o zatların icmana, ittifakına istinad etmek. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, Bediüzzaman, Mevlana Ali'di, Bağdadi, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Onların ittifakına ahiret var mı? 124 bin peygamber, 124 milyon evliya, hat ve sabah gelmen asfiyen ve müceddite vesaireli var. Benim, yani birisi gel çıkmış, soytarı ahiret yok diyor. Ne değeri var? Bunların icmana istinad etmek. Her bir ustadını kavi bir senet görmek. İmam-ı Şafii dedi, bitti. İmam-ı Azam dedi, bitti. Niye bitti? Sen ona şüpheyle bakarsan, onun çıkardığı manayı, onun geçirdiği ilim, irfan yapacaksın. Eğer muvaffak olursan, onun söylediği sözün doğru olup olmadığını kendi aleminde sağlamasını yapacaksın. Bu mümkün mü? İmam-ı Şafii'nin yaptığı eğitimi nasıl yapacaksın? Ha, o zaman bu dedi mi? Bu doğrudur. Niçin doğrudur? Hayatı doğru. Sözü de doğrudur.
Ya yalan doğru söylüyor mu? Hayatında yalan konuşmamış. Hayatında yalan konuşmamış kadar doğru bir insan olabilir mi? Ona daha doğru kim olabilir? Ve kuvvetli bir burhan derecesinde onları görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubahatı def etmektir. Onlarla hatırımıza ya şuymuş buymuş. Geç hikaye ya. Ha, şimdi kimsesizlik vahşettir. 24. sözde geçiyor. Kimsesizlik vahşetinden, yeisin zulümatından, erva-ı habisenin izacatından, bu üçünün bütünselliğindeki bu vahşetin dehşetinden. Ancak sünnet-i seniye kurtulabilir. Mümkün değil. Lamalar 58'de bunu söylüyor. Yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva-ı habisenin izacatından, bu vahşetin dehşetinden. Nur-i iman yok artık. Evet. Sünnet-i seniye. Nur-i iman. Ya başka olamaz. Tamam mı? Yani peki soruna geleceğiz. Onlar diyor ki bu budur, bu da budur. Nasıl anlayacağız dedi. Ama ben pratik bir bilgi vereyim. İçimizden diyonu, demonu, yapunu, yapunu. İçimizden geçeni şeytandan olup, Rahman'dan olup olmadığını, şeytan mı Rahman'ı mı? Nasıl anlarız? Bir, Allah ve melekleri vehim, vesvese, şüphe vermez. Usul bu. Allah kulların üzerine zalim değildir. Meya, ayet. Allah ve melekleri kullarına vehim, vesvese, şüphe vermez. Hatıra gelen bir şeyde sıkıntı varsa Allah ve melekleri yok. Ya cindir, ya şeytandır, ya erva habisedir. Gördün mü bak? Sıkıldın mı bir şeyden? Uf, tamam, Allah ve melekleriyle alakası yok. Çünkü yapısı bu. Ya lambadan bir baktık ki zifir karanlık geliyor. Lambadan böyle bir şey olur mu? Nurdan zulmet gelmez kardeş. Affedersiniz, özür dilerim. Gülden bilmem ne kokmaz. Bilmem neden de gül kokmaz. Misal bu dünyevi. Allah ve melekleri ve bak usulü bildin mi? Tamam. Oradan mıdır değil midir? Sıkıldın mı kardeşim? Rahatsız oldun mu kardeşim? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. 3 mü 4 mü? Allah yapmaz bunu. Abdestin var mıydı? Melek yapmaz bunu. Yapmaz böyle. Yapılanı da yok. Gördün mü? Bit. Koy kenara. Bana bir sürü şey geliyor. Düşünceler geliyor. Cevap. Süre bile okumuyorum. Adam yerine koymuyorum. Onu def etmek için inan süre bile kullanmıyorum. Yapayım bir tane. Müsaade ederseniz bir tane yapayım. Niçin olduğunu şey yapmıyor. Baktım bir gün oturuyorum öyle. Baktım sol kulağım yanmaya başladı. Şey kaşındı. Sol kulak şeyden Rahman'dan, şeytandan, sağ Rahman'dan. Baktım ziyaret ediyorlar. Seyrediyorum. Bildiğin zaman o kadar mükemmel oluyor ki zevk alıyorsun yani. Baktım kaşındı. Hı-hı. Hiç karışmıyor. Okuduğum bilgiler, ilimler bak ne yapacak. Sonra baktım ateş bastı. Savaş başladı. Saldırıya giriyorlar soldan. Seyrediyor. Bakayım okuduğum kitap, okuduğum risale, Kur'anlar, tefekkür içeride, dışarıda yazı, içeride nurdur. İçeride yazı yoktur. Gözünle okursan Risale-i Nur ses olur. Yazı sese benzemez. Risale-i Nur'u aklınla okursan marifet olur. Kalbinle okursan muhabbet olur. Tamam mı? Ruhunla okursan müşahedetullah olur. Yani okudun. Şimdi okuduklarımız içeride canlı ve ruhlu, içeriye giren gözden, kulaktan, burundan dışarıda resimdir, filmdir. İçeride öyle bir şey yok. Canlıdır, aktiftir. Su dışarıda sudur. İçeride su değil, enerjidir.
okuduğum şeyler ne yapacak? Ateş başladı. O ateş demek savaş meydanıdır. İçeridekilerle, dışarıdakiler savaşıyorlar. Sokmuyor içeridekiler. Yani aynı arı peteği gibi. Yabancı geldiği zaman onlar da mukabele ediyor. Öylesiye mukabele ediyor. O yaban arılar var ya böyle arılar gelince. O eşek arılar yani. Öylesiye sokmamak için. Ölüyor arı, sokmamaya çalışıyor. Sonra inanın bana. Ki anlatacağım ki bir Müslümanlara fayda olacak ki Rabbim böyle yaptı. Ben de anlatıyorum şimdi. Dur bakayım dedim. Hiç ben karışmıyorum. Sure mi okuyacağım? Niye sure okuyacakmışım ki? Onu kale bile almıyorum ki. Sure okumaya bile ihtiyaç bile duymuyorum. Dur bakayım girsin bakayım. Nereye kadar girebilecek? Merak ediyorum. Nereye kadar girebilecek? Bakayım bana kaos verecek mi? Burayı işgal edip buraya... Bakayım nereye kadar gelecek. Geldi. Ateş acayip. Sol tarafım ateş aldı. Öldürüyorum. Sonra başım hafif dönmeye başladı. Eğer ben bunu bilmesem hemen 112 acil. Burada kaçlar bilmiyorum. Burada da mı 112? Hemen acil. Başım dönüyor. Hakikaten vınk vınk dönüyor. Hemen tutarsın. Ve yalan söylemiyorum. Bunun hatırına söylüyorum size. Cevabım şu oldu. Verdim bakayım. Aynı şu. Söyledim. Başım dönüyor ama. Cevap gülmek. İyisinler baş dönmek. Bunu gönderen Allah'a yemin ederim ki bir anda hepsi bitti. Tükürün o zalimin hayasız yüzüne. Kale bile almadım. Senin baştan beni... Niye? Komuta merkezi var ya beyin. Elektriksel daha yerine. Oraya sinyal vermiş. Benim de en zayıf oldum. Cüzümü okumadım. Vesaire. Yani benim Halit Rüyem'in en dipte olduğu zaman olmuş. Oraya kadar geldi. Biz hemen... Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Okumadım. Ne yaptım suratına? Puuu der gibi. Seni baştan dilimin sersini. Vallahi billahi tallahi. Oruç tutmam lazım işte. Şak. Neredesiniz lan anne baştanınız? Emniyet verdikçe şişer. Emniyet vermese söner. Tanısa gider. Tanımasa gelir. Biraz daha meşgul olsan yerleşir. Çünkü adım gibi inanıyorum ben üç kişiyim. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Bunu yapacak. Gayet normal. Ne oluyor? Tabii ki insanım da odunda niye duman var? Bu olacak. Bu da olacak. Böyle baktığın zaman işte anladım ya. Bak nasıl mukabele etti. Tanırsa. Tanımak için mesela kafasında, bak kalbinde ve kafasında vesvese olan Allah'ını seversin. 21. sözün vesvese risalesini, lemalarında 13. şeytanın tuzakları var. İçsel anlatıyor. Hem dişsel hem içsel. İki risale okusun. Not alarak çalışsın. Ya Hasan'a bakır ki akıllısın annesi ya. Yalan söylemiyorum bak. Bir düşün, burada tıvaz yapmayacağım. Hakikaten uzmanıyım ya. Allah'ın izniyle doktorluğumdur. Cinni midir? Şeytanlık mıdır? Erva kabrisi mi? %80 anlarım yani. Allah'ın izniyle. Ha işte bu. Kendim şahit oldum. Ha kendim de tanık oluyorum uydurukçasıyla. Tanıklık yapıyorum. Onun için anlatıyorum ya. Peki nasıl geliyorsun? Okuyacaksın kardeşim. Okumadan yok ya. Ben bilmez miyim oturup da belgesel seyredeyim, bilmem televizyon seyredeyim. Niye seyretmiyorum? Bunu okuyorum. Ondan sonra okumanın bedeli nedir? Defolup gidiyor. Tamam. Yani onu nasıl anlarsın? Olumsuzlama yapıyorsa ondandır. İki, bir sadece geçenini söylüyorum. Rahatsız olman ondandır der. Vesvese risalesi ne diyor? Eğer rahatsız oluyorsan delildir ki o söz senin sözün değildir. Öyle demiyor mu? Rahatsız oluyorsun.
Senin cebindeki paradan rahatsız olur musun? Yok. Adam parayı ısıtır ya. Adamı ısıtır para. Peki emanet paradır. Rahatsız olursun. Ya bir şey olursa. Emanetlerde sıkıntı var. Malda kendinse güven var. Demek ki o gelenler emanettir. Senin aslı malın değil. Şimdi geçiyorum başka konuya. İnsan eliyle ortaya çıkanlara o kadar aklı kalbi bağlamışız ki Fırak'ından kan ve ızdıraplar akıyor. Fırak'ın alevleri içinde insanlık yanıyor. Bunu söndürecek ancak imani bir ahirettir, başka olamaz. Başka olamaz. Yani Allah'ın dışında Allah'ın onaylamadığı şeyler var. Aşk-ı mecaziler. Aşk-ı mecaziler. Ayrılık. Onlar insanı yakıyor. Eğer bu ayrılık aşktır, maşktır, talep edilen şeylere verilen red cevaplar var ya, her çeşidiyle, insanı alev alev yakıyor insanı. Onu ancak imani bir ahiretle söndürebilirsin. Ama bazen diyorlar abi, hani o zaman biz burada bir şey sevmeyeceğiz mi, bir şey istemeyeceğiz mi? Seveceğiz. Harama, haram şekilde değil. Sev tabii, sevmek dinidir. Allah söylüyor zaten sevin. El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah'ın dediği gibi yaparsan dünya ve ahiret o lezzet artar. Ama Allah'ın yasak şeklinde yasak ettiği ve yasak helaldir ama haram yolla bile sevsen ya, haram şekilde bile sevsen dünyada bile azaptır. Fırak yani ayrılmak. Allah'tan ayrılırsan, başkalarına bir olursan o zaman yakıyor. Yani Allah hesabına olmayan şeyler. Yani Allah'tan ayrılmak her şey, kötü şeylerden beraber olmak yani. Her şey de öyle ya. Başka? Hapishaneyi hapishane eden, bunu yaşayan bir insandan duymak başka bir şeydir. Yani bir kitaptan nakletmek, bunu kitaplarda göremezsiniz. 26.06.2017 Metris Cezaevinde yazdığım cümle şimdi bu. Okuyacağım paragraf. 26.06.2017 Metris Cezaevi. Bakın ne demişim. Hapishaneyi hapishane eden seni yalnızlığa itmesidir. Hapishane. Hapishane değildir. O da hapishanedir. Evet. Kendini kendine mi hapsettiriyor? Evet. Seni sen onu anlatacak. Yani bir daha okuyayım. Hapishane eden seni yalnızlığa itmesidir. Dışarıda ha hu ile dışarıda oyalanıyordun. Bazı şeylerle, kadındır, televizyondur, maçta uyuşturulmuştun. Hapishane seni bunlardan tecrit etti. Seni hariçte oyalayacak bir şeyin olmadığından, seni oyalayacak bir şeyin olmadığından sen seninle baş başa kaldın. Hiç kimse kendisiyle baş başa kalmak istemiyor. Onu mesela evde de öyle. Ya sıkıldım tek başıma diyor. İnsan tek başına niye sıkılsın? Kendinden sıkıldın. Birileri gelince aa iyi ki geldin. Bak. Kendinden sıkıldın. Belki dışarıya atlamak evde tekken kendinden kaçıyorsun. Abi hiç kimse de kendini yaşamıyor. Hiç kimse. Mesela, hep ne derler? Ya çocuğunu yaşar mesela. Çocuğu için kendini şey yapar, affeder. Ya kocası için ya da karısı için ya da daha bak, ama hiç kendisini yaşayan yok. Çok yani. Yoktur gibi. Kendisini değer vermiyor. Kendine hiç değer vermiyor. Yatırım yapmıyor. Aynen. Acayip olan şu abi. Kendisi kendisini beğenmezken başkalarının kendisini beğenmesini istiyor bazen insanlar. O da acayip. Kendinle hesaplaşıyorsun hapishanede. Hastalık da o. Hastalık da psikolojik hastalık. Kendinle baş başa kaldın, kendinle baş edemiyorsun. O zaman cümlemiz var bizim.
aklınla noktalı virgül aklına hakim olamazsın. Bir daha. Aklınla noktalı virgül aklına hakim olamazsın. Aklın baş belası yine akıldır, kendisidir. En büyük aklın belası kendisidir. Düşüncelerimdir bela. Peki nasıl kurtulacaksın? Aklını aklın ustasına bağlarsan aklınla aklına hakim olursun. Kendinle baş başa kaldın, kendinle hesaplaşıyorsun yalnız kalınca veya hapishanede. Kendini fark edip tanımaya başladın. Sana azap veren kendinle baş başa yaşamak. Sana azap veren kendinle baş başa kalmaktan kaynaklanıyor. Hapishane dört duvar değildir. Burasıdır. Kendinle baş edemiyorsun. Hangisi daha tehlikeli abi? Zahiri hapishane mi, batını hapishane mi? Zahiri bir şey değil ki. Zahiri hapishaneye eğitim yeri, medrese Yusufiye denmiş. Medrese denmiş. Yani medrese Yusufiye denmiş. Adam, peki buna delil mi bir yapayım? Adam suçu nerede işliyor? Adam adamı nerede öldürür? Dışarıda. Hapishanede ne yapıyor? Tövbe ediyor. Ne oldu ya? Dinden medet bekliyor. Bana dedi ki, ağırlaştırılmış müebbet almış. 21 yaşında. Allah'a anlattık. Namaza başladı. Dedi ki, Gazi Osman Paşa'da, torbacılardan. Niçin yapmış? Abisi demiş ki, yani torbacıların abisi. İzzetimizi, şerefimizi sen kurtarırsın. Tanımadığı adamı, abisinin yani torbacı başının izzetini kurtarmış yapmak adına onu vuruyor. Hapishanede ben seni bakarım diyor. Onu görünce yazıklar olsun bana ki, ben dinimin izzetini kurtarmak için bunun yaptığı fedakarlık kadar fedakarlık yapamadım. Neyi anlatacağım biliyor musun? Namaza başladı, Allah'ı tanıdı. Bana şunu itiraf etti. İyi ki dedi Hasan hocam dedi. İyi ki hapishaneye girdim. Lan ağırlaştırılmış müebbet demiş ya. Yani bir saat bile güneş yok. İçeride ağırlaştırılmış müebbet o. Dışarı bir saat bile. İyi ki ben öyle yaşasaydım, ölseydim ne Allah olacaktı alemimde ne namaz. Evet hapishaneye girdim ama Allah ile tanıştım. Namazla buluştum dedi. Aynı bu manaları söyledi. Namaz kılıyor. Acayip işte. Kendinle hesaplaşıyorsun hapishanede. Kendini fark edip tanımaya başladın. Yalnız kalınca. Evde de öyle kadın, erkek. Allah Allah. Hemen niye fırlıyorsun? Niye kaçıyorsun kaçış rampası gibi? Freni patlamış kamyonlar ne yapıyor? Kaçış rampaları var bazı yerlerde. Samsun'da var, İzmir'de var, benim gördüğüm. Adana'da. Adana'da var. Kaçış rampası var ya. Nereye kaçıyorsun? Kimden kaçıyorsun? Nereye? Kaçamazsın. Kaçamadığın anda hayatına son vermeye çalışıyorsun. Sana azap veren hapishane değil. Kendinle baş başa yaşamaktır. Ürkütücü olan dört duvar değil, senin zanların ve vehimlerindir. Aslında kaçış hapisten değil, kendindendir. Dört duvar sana ne yapıyor ki buhran geçiriyorsun? Hapishane seni seninle tanıştırıyor. Aslına, içsel alemine dönüşüyorsun yalnızlıktan. Çare beklediğin yerden eninler azaplar geliyor. Yani kendine teselli bulacaktın. Hiçbir şey yok. Başvuruyorsun depolarına, bilgi yok. Başvuruyorsun manevi değerlerine, kimse yok. Kendini motive edecek
İmanın enerjisi yok. Ne yapacaksın şimdi? La karanı karalar bitti. Daha kaçış rampası yok. Hapishane dört duvar değil. Dört duvar seni dört duvarına sokuyor da ondan rahatsız oluyorsun. Dört duvar sana ne yapıyor ki buran geçiriyorsun? Hapishane seni seninle tanıştırıyor. Aslına, içsel alemine dönüşüyorsun. Fakat çare beklediğin yerden, kendinden en büyük insan zevk alacağı, en büyük teselli kendisi iken maalesef eninler ve azaplar geliyor. Yılan ve akreplerle dolu olduğunu içinde, yılan ve akreplerle hep olumsuzladığını müşahede ediyorsun. Bir müracaat ediyorsun, yardım bekledin kendine, bir bakıyorsun akrep ve yılanlar var hep. Sen sana yetmiyorsun. Sen senden lezzet almıyorsun. Sen senden barışık değilsin. Sen senden kaçıyorsan sen nerede rahat edeceksin? Niye anlamıyorsun ki? Artık sen sana dönmen vaktin gelmedi mi? Zaten hastalıkların sebebi bu değil midir? Peki bunu nasıl yapacak abi? Cemaatsiz olmaz. Yani insan kendisine dayanamıyor. Şimdi çıkacak. Hem kendisine kendisi dayanacak hem de kendisine başkalarının da dayanmasını sağlayacak. Peki ben bunu anlatıyor muyum? Hapishanede bu tesir eder. Hapishanede yazdım. Peki bu dersi dinlese çıktı dışarıya. Geldi bu derse. Sana illa bunu tespit et, anlat demiyor ki. Anlatana tabi ol. Beraber ol. Sana diyor mu ki öyle lıngır lıngır okuma Risale. Yaz. Ülü metni yazma. Ha, elhamdülillah. Ne düştü senin aynana? Onu yaz. Biz niye yazıyoruz? Bak tarih bile atmışım. 26.06.2017 metris. Orada da bununla uğraşıyorum. Bakıyorum. O kadar nimet ki ben bunları size inşallah çıkartacağım. Kur'an psikolojisini yaptım. 4/3'ünü Kur'an. Peki abi sen mesela konuştuğumuzda diyorsun ya. Hani ben girdim. Ben etkilendim diyorsun mesela. %30. Çöküş yaşadım. Bu kadar hakikatları böyle ders yapan birisi Rüştü abinin yanında medreselerde hani dışarıda hayatında pek fazla yok. Zaten dört duvar orada dört duvar ama. Evet dershanede geçti ömrüm. %30 ben etkilendim dedin abi. O beni çok etkiledi mesela. Şimdi sen %30 etkilenirsen şimdi senin gibi hayatı olmayan ne kadar dindar da dahi olsa abi, nasıl etkilenir o zaman? Biter abi. Ne dedim biliyor musun? Bu çıktıktan sonra. Duyarsın. Felanca anarşist, felanca adam 3 ay yattı çıktı. Dinleyen vay be. Ulan 3 ay bu ya. Bu ne ya? Sanki tatile gitti 3 ay neymiş? Sakın deme. 3 ay yattım. O bitti. Dima bitti ya. Vehimler yılan gibi. Fokur fokur kaynıyor. Kafada 7 tane madde koy. Tencereye koyar mısın? Kim yiyecek? Asit koy. Ne bileyim baz koy. Ondan sonra su. Pekmez koy, su koy, bir şeyler koy, 7 tane. Ama öyle bir kimya koyalım ki kimya. Hiç karışım, reaksiyon olmaz. Hep tepkimi olsun. Hep itsin birbirlerini. Hı hı. Onu hem kol aşağıdan kaynıyor, hem birbirini vuruyor tık tık. Hadi beraber olalım. Hem böyle yapamıyorum, hem de böyle. 7 tane böyle. Ne olur o? Açtı. 7 tane. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, irtizam, itikad. Bir de tık 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 tepkime var. Birbirine itme var. Nasıl şey yapacaksın? Hadi bakalım. Dima hapishanede. Bunu nasıl kontrol edeceksin? İntihar edenler ya tahayyülünü kontrol edememiş ya tasavvurunu edememiş. Aklını zaten hiç edemez. Kontrol edemediğin hiçbir güç değildir. Beladır. Bir şeyi kontrol etmek istiyorsanız onu tanımanız lazım. Anladın? Bak mesela misal vereyim. Bak. Bunun ancak bu Risale-i Nur'u tefekkür etmek edenlerde olur. Bak şimdi. İçimizden bir tane duygu geliyor. Evdeyiz. Kimse yok. Murat. Televizyon. Hiç kimse yok. Avrupa televizyonu. Her rezilim. Ne oldu? Aç. Aç, aç, aç. İnterneti aç. Şu kanala gir. İçimizde bir doğamızdan gelmiyor mu Ceyra? Aç, aç.
İmam diyor ki, olur mu ya? Hemen o diyor, ya bir ufak çıkacaksın, hemen çıkacaksın. Bütün günahlar masumiyetle başlamış, küçük şeyle başlamış. Olur mu falan? İçimizde bir dayatma yok mu? Reddedilen arzular kesbi şiddetidir. Barla'daki cümle. Reddediyoruz arzuyu, hayır diyoruz, şiddetleniyor. Hepimiz bu gücü yaşamıyor muyuz? Bak bak, dedi, et et, ye ye, git git, al al. Fırsat bu. İçimizde böyle bir enerji yok mu? Bir şey anlatacağım şimdi size. Ben şahit olduğum bir şey anlatacağım size. Bu enerji, bu enerji şeytandan değil, şeytanın kendisidir. Abi senin bu dediğini geçenlerde benim başıma geldi. Ders yapıyorum. Gelen dersleri yapıyorum. Kesiyorum ya abi. O anda bilgisayarın başındayım. Bilmediğim bir şekilde abi, seneler önce, belki 15-20 sene önceki seyrettiğim bir şey abi. Bir dizi gibi bir şey vardı böyle. Abi nereden geldi aklıma? Ama öyle bir istek ki bu. Yani öyle basit de değil. Yani bir insan oruç olur da akşam sahura, iftara oturur da yemek önünde nasıl böyle o yemeğe bir an önce başlamak ister? Öyle bir istek abi. Dedi ya, bir aç bak sadece o kadar. Bir aç bak. Onu da ders yapayım. Eğer ders yapmasam abi imkan yok, yenecek beni yani. Ayet edemiyorum çünkü. Onun için dedim abi, nasıl anlayacağım ben bunu? Hani ama derste olduğum için abi, onu ders yaptığım için 1-2-1-2-1 gitti abi. Peki tam oraya geleyim. O şeytandan değil, şeytan. Yübedilullah seyyatı masana. Seyyat hasenata tebdil olur. Kabilet işe, kabilet hayra olur. Şu istidat değil, kabil oldu. Çıktı güç. Hayır. Kafeci, hayır bakmayacağım. Hayır. Evde dayatıyorsa bak aç. Çıktım dışarı, dershane geldi. Dışarı geldin, yürüyorsun Murat. Evinden bildiğim için. Mezarlıktan geçiyorsun. O artık uzaklaşınca o dayatıcı güç azaldığını göreceksin. Uçak gibi biniyor. Helikopter gibi binmiyor. O merkezden uzaklaştıkça o kol gibi ateş dayatması azalıyor değil mi? Yaptığınız gibi. Peki var yok olmaz fizikte. O enerji çıktı. Onun gereğini yapsak alıyor olacak. Orada duruyor balon gibi. Tahli etmedik. Gereği gibi yapmadık. Hayır. Kafa çevirdik. Hayır. O ne yaptı? O enerji, şehvet, gadab, hiddet de böyle enerjidir. Soğudu, 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 soğudu. Ne oldu? O gaz soğuyunca ısı kaybetti, suya dönüştü. Bu hayat oldu. O şeytanın gücü, gücün oldu. Onun adı kemalattır. Bak, şeytan hayır, hayra dönüştü. O enerji güç oldu sende. Anladık mı? Çok iyi. Ben bunu yaşadığım için söylüyorum. Ha kafana yatmaz, kabul etme. Devam ediyorum abi. Yılan ve akreplerle dolu olduğunu yakine müşahede ediyorsun. Kendi başına kaldığın zaman. İçimde ne var İbrahim? İçimde. Kal yakında. Tek başına kal. İçini seyret. Onun için diyorum ki sakın uzun müddet aynada gözünüze bakmayın. Korkacaksınız. Sebebi göz kalbin aynası olduğu için baktığınız zaman kalbinizi kısmen hissedersiniz. Pisliklerle dolu olur. O sizi rahatsız edecek. Bakmayın. Deneme. Ben başkasında baktım, korktum abi. Neyin başkasında? Çok korktum abi. Yalandayım. 2 gün etkisinde kaldım. Evet. Mesela araba kullanıyorsunuz. Ashabisin. Sakın adamların gözüne bakma. Asabilik, tedirginlik, hırçınlık, saldırganlık size geçer. Bakmayın. Çünkü Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ey ashabım şu mezarlıkta ölenlerin yarısı gözden gitti. İnsanı mezara, deveyi tencereye koyar. Kazan. Öyle değil mi? Gözden şua çıkıyor. İki şart iken haset, kin ve nefret veya müsbet. Burada da tam tersini söylüyorlar abi ya. Bir insanla hani mesela konuştuğun zaman gözüne bakarak konuşacaksın.
Saygıdır o hakem. Evet. Saygıdır. Tam o ticareti yaparken böyle kafayı çevirsen olmaz da elinden geldiği kadar bakma. Bak işte böyle. Ha şimdi görüşüyor. Yüzüne sarılsın. Bak ne yapıyorum? Çeviriyoruz. Öyle. Bunu suratına bak. Değil onun gözüne. Kendi gözüne bile bakamıyoruz. Onun dediğimi, bu dediğimi git aynaya bak görürsün. Sen başkasıyla değil lezzet ama kendinden bile korkuyorsun. Korkarsın. O senin pisliği. Bakarsın ki içinde yılan akreplerle o dolu olduğunu yakinen müşahede ettiğinden kapıdan mı çıpırlıyorsun? Of! Sıkıldım. Gezmeye gidelim. Peki çocuklar niçin evde kalmak istemiyor? En rahat yer annesi babası orada. Hayır parka götür. Niye? Yılanlar doldu da içinde. Televizyon çizgi filmi seyrederken çizgi film üzerinden yüklenen çocuğa o senin gözünle görmediğin 25. kare içeride çocukla aktif buhran geçiriyor. Yani evden çıkmak parka gitmek istemiyor. O gitmek istiyor. O değil. Yani olumsuz olan o çizgi filmlerin seyredildiği ortamdan dışarıya olumluya gidiyor. Bir yaşındaki çocuk bile abi. Onun için kaçıyor. Dışarıya. Niye kaçıyor? Ne? Televizyonu var. Anne baban. İltifat da görüyorsun. Her türlü oyuncağın var. Niçin ağlıyorsun? Çünkü içeride dolan o 25. kare oyuncakların üzerinde bindirilen bir görsünüz. O çizgi filmleri çizenlerin bir videosunu bana gösterdi de ilk önce neleri çiziyorlar? Sonra onu örtmek için neler koyuyorlar? Bu işin çok iyisini bilen insanım. Çocuk o için parka, bahçeye kaçmak istiyor. Abi televizyon koymadık ama gene çocuk şey yapıyor. Gönderdiğin, götürdüğün, görüştüğün insanlardan yükleniyor işte. Çünkü 3 tane sistem çalışıyor. 1 sirayet, 2 inikas, 3 insiba. Sirayet haricidir. Tamam mı? Haricidir. Fikridir. Nedir o? Sigara içmediğini aldı. Sigara içenin yanında olursa şey yapar. Sana siner. Yani şair İslamiye. Sirayettir, müsbet. Örf adetler sirayettir. Onun için şerler de menfi şey. İnikas ise yani güneşin aynadaki gözükmesi. Sirayet aklidir. İnikas kalbidir. Sirayet ruhidir. Şey, insiba. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın sahabelere karşı insibadır. İnsiba üniversite diploması gibidir. İçinde hem ortaokul diploması var hem lise diploması var. İnsiba hem içinde nikas var hem sirayet var. Sirayet ise nura şeydir, aklidir. Aklidir fikirlerin birbirine çarpması. İnikas ise nurani olduğu için kalbidir, şeri de vardır. Tamam, bunu çok yaptığımız için 3 aylarındaki insanların teveccühleri ondan sonra şeydi diyor bunu 88. sayfada Kastamonu'da öyle hatırlıyorum. 3 aylarındaki insanların teveccühü nasıl böyle insanları etkilemiş. Ondan sonra Erva Habise'den bahsediyor sözden 246. Ondan sonra 725 miydi? Lemat'tan bahsediyor. Şu anda hatırlıyorum genelde. Korkunç. Ben işim gücüm biraz bu. Risale'nin sahasındaki işim gayb. Mülk ve melekut arasındaki ilişki ve çelişki. Külliyat öyle umman bir meslek ki ben bundan anlıyorum. Adam emcetçi. Adam tahlilci. Adam tarihçi. Hangi abi ne kadar şu nerede bu? Adam başka bu risale nerede telif edilmiş? Ömrüm buna vermiş. Adam sosyolojici, laikalar üzerinde. Rüştü abi. Adam 40 küsür sene ömrünü Hızır abi benim abi. Düşündüğünü şekillendirmek, şekillendiğini düşünceye dönüştürmek. Ondan epey ders aldım. Nasıl yapıyorum? Anlıyor musun? Onun için külliyatta ben bu sağım. Bundan anlıyorum. Bundan anlıyorum. En tehlikeli sağ.
Evet, acayip bir fırtına. Ve inan şahit olduğum, uydurukçasıyla tanık olduğumu ve onların bazılarını, hepsi hem caiz değil hem doğru değil, menfi ve müsbetini iç alemimde size lazım olanı şöyle, şahit oluyorum, size katkı yapar zannıyla anlatıyor. Bak böyle oluyor. Ha. Şahidim. Aynı sizi gördüğüm gibi inan aynı. Şüphem yok değil mi Murat'tan İbrahim'in varlığında? Vallahi billahi şüphem yok. Aynı bu budur. Bu da budur. Abi dengeyi nasıl sağlayayım ya? Dengeyi şey okuyorsun devamlı her gün katkı okuyorum. Bir kere bir cüz okuyorum. Çünkü biz senden duyuyoruz. Tamam. Abi dedi diyoruz tamam. Sen ise duymuyorsun. Geliyor. Geldiği için süzgeçe alıyor. Mesela ben süzgeçten alıp şey Risale-i Nur imbiklerine geçirip size has veriyor. Bana da buradan geliyor. Bir cümleyi alıyorum. Şifreyi gönderiyorum. Bu nedir diye akla gönderiyor. Şimdi itikatla iman arasında fark nedir? Bir sene olacak. Bir sene ne zaman olacak biliyor musun? 9.05.2018'de. 05. Kaç ay var? Şimdi 3. aydayız. Bitmek. 2 ay kaldı. Bir sene olacak. İmanla itikat arasında. Vallahi indir bindir bu. Dima 40 oldu. Bak keyif ver. Onu okurken itikat, Allah Allah, itikat aklidir, iman kalbidir. İtikat cüz ihtiyara bakar, iman iradeye bakar. Tamam mı? Allah Allah. İtikadın menfisi var, imanın menfisi yok. O da çok güzel bir tespit abi. Ha. Harika bir tespit. Yani mesela bazen diyorlardı işte, bu da buna iman etmiş yani. Olmaz ha. Mı? Demek ki değil abi. Değil. İtikadı. Acayip bir şey. İşim bu. Bu sefer dalıyorum. Yatağımda da bu, banyoda da bu. Böyle çalışıyor. Ha? Şey için, külliyatım elimdeki ölçü sağla. Uçlar dedi ki bana, benden sonra şimdiye kadar külliyatı böyle tutuyordu. Böyle tutmayacaksın. Şöyle tutacaksın. Ayakta duramayacaksın. Yoksa böyle tutacaksın. Mihenge vuracaksın. Buna bir bakıyorum. Allahu Ekber ya. Vallahi bak benim. Bak. Anladın mı? Bak yeri göster. Bir yer gösterin bak. Ya nasıl? Ben kendimi kubay olarak kullanıyorum. Tamam. Külliyat bu nasıl bir şey? Niye mudar? Okurdum lan. Oo başım dönüyor. Allahu la ilahe illallah hayyul kayyum la tehuzun. Yok. Diyorum. Niye? Bu budur. Ondan sonra sıkıntı geldiği zaman elimdeki ölçüler aklın gidecek. Çoğu insanların sorunu bu psikolojik. Aklım gideceğinde korkuyorum. Hangi akılla tespit ettin aklın gideceğini? He? Hangi akıl söylüyor bunu? Aklım gidecek diyen vallahi sen değilsin. Raza, yemin ederim zatına sen değilsin. Kim? Olumsuzlama değil mi? Aklım gidecek. Aklımı oynatacağımdan korkuyorum. Ha, olumsuz değil mi? Vallahi ne melek yapar sana bunu ne de Allah yapar. Bu adam yaptı. Ben de diyorum ki yapma ya. Nereye gidecekti ya? Aklını sevsinler. Bana olmuyor mu? Eskide olmuştu. Şimdi onu yapmıyor bana. Yapamıyor. Yemez çünkü. Hayvan terli artık. Şimdi bana dönmesi yapar mı artık? Yok artık iyiyim. Onu tespit ettim. Ben de sizinle paylaşıyorum. Ama çoğu kez bunu bilmek neden insanlara yetmiyor abi? Bak sana söyleyeyim. İmam Rabbani Hazretleri bir cümlesi. Hep derim, hep de diyeceğim. Niye? Okudun sana yetmez. Ancak o tohumu tarlaya ekmedikçe şu, o bilgilerinin senin bilgin gibi onları yaşayan bir cemaatin için olmadıkça, bak şuraya, bak, sayfa kaç? Lemalar 82, 10. işaret. Bunu bir oku da, oku da ey psikoloji sorunu olan, ne olur kurban olayım sana. Al gerçi olunmaz ama bak şimdi bunu bir oku ama öyle değil. Not al.
Bak ilk cümlesini okuyayım abi. İlk cümlesini bak nasıl çizmiş. İblisin şeytanın sıfatıdır. Ona girmeyeceğim şimdi. Azazil aslında ismi. Şeytan da bir sıfatı, iblis de bir sıfat, isim yani. İblisin en mühim bir desisesi. İki nokta üst üste. Bir cümle söyleyecek, ondan sonra açılımı. Kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Kendini virgül olması lazım. Evet. Kendini virgül kendine tabi olanlara inkar ettirmek. Yani şu. Kendimi kötü hissediyorum. Gül. O sen değilsin. Aklım gidecek diyen bu. Çünkü aklım gideceğini tespit eden hangi akıldır? Korkma gitmez. Çünkü akıl bir alettir. Aklı çalışırsa daha fazlalaşıyor. Evet. Değil ya. Ondan sonra izah ediyor. Ondan sonra insanlarla oturduğun zaman bak şurada sarı. İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesette erva habise bil müşahede bulunduğu gibi. Erva habiseler var. Televizyon. Mesela nereye gidiyorsun? Ne okuyorsun? Kafayı mı yiyeceksiniz? Aa uçuyorsunuz. Diyen kimmiş biliyor musun? Şeytan vazifesini gören cesetli erva habiselermiş. Öyle bak. Abi erva habisi de sanki dolaşınca vallahi hayvanat bahçesiydi dolaşıyorum gibi geliyor. Gördük değil mi kahve içerken? Bak bu adam bunun için dolaşıyor. Bu adam vazifeli. Bu adam bilmem neydi. Sanki hayvanat bahçesi. Çok da kolay. Keşif kerameti gerek yok. Gözüküyor. Yesinler senin şeyini. Eylemizdeki hakikat çok güçlü. Tak 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 söylüyor. Ha abi ben okuyorum ama uygulayamıyorum. Dert de o. Tamam. Uygulayanlarla beraber ol. Ne olmak istiyorsun? Senden önce olanlarla beraber ol. Topçu mu olmak istiyorsun? Tek başına topçu olamazsın. Topçularla beraber. Kumarcı mı olmak istiyorsun? İyi bir kumarcı. İyi bir kumarcı olamazsın tek başına. Kumarcılarla beraber ol. İyi bir kendini keşfetmek mi istiyorsun? Enfusçu mu olmak? Bunları tespit mi etmek istiyorsun? Senden önce tespit edip yaşayanlarla beraber ol. Başka şansın yok. Abi bazen bunda da sıkıntı oluyor. Mesela yapanlarla birlikte olabilmek de çok zor oluyor bazen. Bazen yapmak istediğini senin önüne çıkartıyor. Demek ki yapanlar değilmiş o. Senin yapmak istediklerini senden önce yapanlar yapmışsa sana sahiplenir. Enfusçiler hiçbir zaman dışlamazlar, atmazlar, taassup ehilleri değillerdir. Farkındalıkların insana zenginlik kattığını inananlardır. Kesinlikle enfusçuyu mülkçü mü melekçü mü, zahirci mi batıncı mı? Nasıl anlarsın? Basit hani dedim ya, iman bu, itikat bu. Enfusçilerde kesinlikle meslek ve meşrep taassup olmaz. Olmaz. Olmaz fıtri. Mesela uygula. Sen Nurcu musun Nurcu'yum? Aa hangi gruptan? Nurcu'yum kardeşim bir grup. Nurcu'yum. Bitti. Ondan sonra şuradan geldim buradan geldim. Böyle bir şeysi yok aleminde. Çünkü dışarıda melek şeytan bu adam içeride ikisinin mudil esması şeytandan nur esması melek. İkisi de ötede esma. Mesela CD televizyonda şer pis ama CD'nin yazılımı 1-1-0-0-0-1 1-1-1-1-0-0 şer mi günah mıdır? Ha, televizyonda film CD'de 1-0-0-0-1 var yok yok var 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 yok 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 var 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 yok. Adem-i vücut tamam mı? Enfusçu böyledir. Abi bitireceğim. İçeride dedi ki İlan ve akreplerle dolu olduğunu yakine müşahede ediyorsun kendinde. Bunu nasıl anlıyorsun? Kaçış yapıyorsun. Oysa evde kalabalık varsa sıkıntı olur. Herkes gitti mi? Of be ya. Tamam misafirlere inşallah iyi davranmışız. Biraz rahat edersin. Olduğu gibi. Aleminde insanlar var. Bir sürü şeyler gelmiş.
Gidince rahatlaman gerekirken evde tek kaldın. Niye sıkılıyorsun ya? Tam tersine olma. Ha içeride, içeridekileriyle tanışmak istemiyorsun. O zaman şöyle diyebilir miyiz abi? Nasıl evdeki misafirler gidince tek kaldığında rahat ediyorsa insan, farklı farklı seslerin de bir ses olmasıyla insan rahat ediyor. Rahat etmesi lazım. Mesela oturuyorsun. Öyle okuyorsun böyle. Oh. 10. şey, işaret okusan şimdi. 13. levhada. Seslerin tek olması, insanın kendisi olması diyebilir miyiz abi? O kendisidir daha çok. Kendisi olmadığı şeyde çok çatlak sesler çıkar. Hmm. Dışarıdan seni oyalayıp teselli verecek bir şey yok hapishanede. Yüzleş bakalım kendinle. Heyhat. Bunu bile bilmiyoruz. Girdik. Hadi bakalım, Kur'an vermediler. Risale zaten yok. Kalem, kağıt yok. Hadi bakalım, dört duvar. Güneş yok. 24 saat ışık. Hadi yürü bakalım, çek babam, çek. Evde öyle. Bakıyoruz ki, o okuduklarımız galyan ediyor. Hepsi senin yoldaşın, kardeşin, arkadaşın, hakikattan nurdaşın, malzemeler. Hepsi seni sarmalamış. Hoş geldin. Ne haber? Korkma, yalnız değilsin. Lemalar diyor ki, yalnız değilsin. Sözler diyorsun, diyor ki, hoş geldin kendine. Gel bakalım buraya. Ne haber? Ne yapıyoruz? Nasıl davranacaksın? Kastamonu diyor ki, ben buradayım. Gülü kuştan azade olmuş. Artık kafanda hep dolaşıyor. Ama eğer yaptın zina, yettin, içki içtin, bilmem ne yaptın. Namazsız ömür geçti. Eyvah, kabire benziyor. Eyvah, 20 sene kas namaz var. Kimden öğreneceksin? Namaz nasıl kılacağım? Bilmiyorum. Eskide mahallinden cami hocasına gidecektim. Şimdi git hadi cami hocasına. Nasıl öğreneceksin? Elentere, erav, termo dedin yani. Acaba bu mu, bu mu? Misal yaptım. Kime soracaksın? Çıldırıyorsun. Doğruyu öğrenecek imkan da yok. Kitap da yok. Kitap da yok. Hocam hiç mi kitap veriyor yani? Sonra veriyorlar. Ha, sonra versene. Yani o yok, hapistekilere veriyor da bana zulümden dolayı vermediler. Yani dedim verseler hiç mesela en iyi veri olur. Ha. Boyuna okursun yani. Başka bir şey. Veriyorlar. Ondan şey yok. Yani 2-3 gün veya 10 gün. Bana 13 gün vermediler. Kastım. Sonra. İyi o zaman. Hiç vermezse de olur. Yok yok. Sonra Kur'an'ımı da verdiler, Risale'yi de verdiler. Bu sefer Risale ve Kur'an'ı alınca... O zaman tamam, güzel bir yer olur. Defteri de aldım. İşte ondan sonra ne yazdım biliyor musun? Bak, Kur'an'ı aldıktan sonra Kur'an'ı psikoloji yazdım. Bütün surelerle beraber. Ayet mesela ne yazdım biliyor musun? Hicrat suyu. Kur'an'da sırf Kur'an ayetlerine psikolojik olarak baktım. İnan bana. Kur'an'da bak ne yazmışım başlık. Kur'an'da ya sari ya da bil mana psikoloji okumalarım. Fatiha 5. Bakara 3. Hepsini değil. Mesela hem numara veriyor. Bakara 5 ne diyor? Mesela Bakara 5. ayet okuyayım. Ama o meal, o istila manası değil. Psikoloji gözüyle, Risale-i Nur gözüyle Kur'an'a bakıyorum. Psikoloji manasını ne alabilirim? Şu anda. Şu anda baksam daha değişik olur ama o andaki alet. Mesela Bakara 5. Eğer bu alemi diğer alemlerle yorumlama yapabilirsen doğru yol üzerinde olup kurtuluşa erenlerden olursun. İbrahim, sana bir tane yapamadım.
çıkacak sayfanın en üstteki ayet olsun. Merak etme, olumsuz yok. Tamam mı? Cehennem ehli için. Tamam, çıktı. Hangi sure olduğunu da söyleyeyim sana. Ayet 78. Süreyi sana söyleyeceğim. İbrahim sana o çıktı. İsra. Ya biz de İsa suresi sanırım. İsra. Beş vakit namazı bırakma. Övülmüş, makama yükseltilecek olan teheccüd namazını da kıl. Elhamdülillah. Onaylandı. Bak, beş vakit namazını bırakma. Övülmüş bir makam var. Onun içinde teheccüdü bırakma. Yani içsel sıkıntı ruha en güzel pili dolduran bir tanesi de teheccüddür. Elhamdülillah. Bunlar denmez ama teheccüdü de kaçırdım. Hapishanenin en zor durumda da kaçırdığım belki de 5,5 ayda bir veya iki tanedir. Saatler hiçbir şeyim olmadı halde. Yani niye? Ruhu tamir ediyor. Acayip. Murat, yapalım mı? En üstte. Tamam. En üstte en birinci ayet. Kesin yemekle ilgili. Hangi sure? Kıyamet suresi. Hac suresi. Maşallah. 42, 43, 44. Haddini aşanların kullandıkları silah seni yalancılıkla itham etmeleri, iftira ile devre dışı yapmaları, öteden beri gelen zındıkların bir gelenekleridir. Zahirde parlak, muvaffak olsalar da Allah onlara, ben ise inkarcılara biraz süre tanıdım. Sonra onları kıskıvrak yakaladım. Hadlerini bildirmişim, nasıl da bilsen. Bildirmişim, nasıldı bir bilsen. Zahirdeki muvaffakiyetlerine, onların debdebelerine ve şarlatanlıklarına aldırma. Zahirdeki hu-hu-hu-larını zannetme ki onlar ve mutlu ve huzurludurlar. Bu çıktı. Size yapmıyor. Peki. Abi ben biraz önceki konuya biraz değineceğim de. Hani dedin ya insanın kendine dönmesi. Hani insan şeyde sorgu sualde. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh demiş ya, o ben mi olacağım dediğinde o sen olacaksın demiş. Hani sen olarak şey yap. O zaman korkmam demiş ya. Abi burada kendisine katlanamayan, kendisine dinleyemeyen bazı insanlar mesela diyor ya, biz Allah'a duyduk. Yani oradan gelecek melek, biz de soracağız. Ama bu buradayken kendini dinleyemedi ki, o haliyle şimdi kendisi orada olacak. Şimdi kendin bir şey çıkıyor o zaman ortaya. Tabii. Kendisinden kaçar gibi bir hal gibi olacak neredeyse. Burada kendisiyle baş başa kalamayan bir insan, kendisi içindeki doğasından çıkan seslere, isteklere, arzulara kulak tıkayan bir insan, kabir 4 sıfattır. Yalnız, kimsesiz, soğuk, karanlık. O zaman İş telafisi de yok. Senle sen nasıl başa çıkacaksın? Dehşet bir şey çıkıyor işte abi o zaman yani. En büyük dehşet seninle baş başa kalmaktır. Allah bizi bize bırakmasın. Ruştabin duasıdır bir tane, iki tane. Ezberlemişim. Ya Rabbi beni bana bırakma. Ya Rabbi duydum yaparken ne kadar şey. Bir daha söylüyorum. İki duasını ezberledim. Ben olsam sen. Ya Rabbi beni bana bırakma. Ya Rabbi ben beni bıraktığım zaman sen beni bırakma. Ben olsam sen beni unutma. O ya Rabbi ben seni unuttuğum zaman sen beni unutma. Yani abi bu kadar anlattıklarında bu derse bakacak olsak cehenneme gerek yok abi. Yok. O kişiyi kendi başına bırak yetti abi ona. Yetti.
elden fırlamalarının sebebi o. Hemen dışarıya niye fırlıyor? Kendisiyle baş başa kalmak istemiyor. O haldeyken abi, yani şöyle... Günah da bunun için işleniyor biliyor musun? Kendini unutmak için işleniyor. Yani o Allah'ı bilmekliği, peygamberi bilmekliği, her şey sıfırlanıyor abi. Hiçbir şey kalmıyor. O anda sadece bir, yani vahşet, o dehşetten kurtulmak için her şeyini... Her şeyi yapar, her şeyini yapar. Ha dediniz ya kulübeden attı, kuleden. Ne zaman atmıştı, kaç ay oldu? Bir ay geçti abi, yani bir buçuk ay falan olmuş. Ne kule, ne otel kulesi midir? Hı, yukarıda öyle. Yukarıda, bir hemen aferin o. O, böyle kıvrık olan. Kaç evet. Kattır abi? 85 metre abi. Alman. Attı. Hani dişi arınca hemen doktora koşar, nasıl hayatını sıfırladı? Çünkü kendisiyle baş başa kalmaktan daha tahammül edemiyor. Edemez. Abi garip olan bir de hani senenin en güzel günüydü o günde yani. Senin en güzel, güzel havada. Hava, o güzel havada yani. Güzel havada, herkes dışarıda. Güzel bir ölümle karşı bir şey deneyelim. Herkes, herkesin içinde mi yapmış? Herkesin içinde evet. Yani. O göre, insanlar da geçebilirdi mesela. Evet. Şeyde. Peki çocuklar da var dediniz ilkokul. Şimdi o çocuklar travma oldu, onu çıkabilir mi? Köz kendisi yanında koca amca aşağı attı kendisi. Peki başverin ya, onun iç aleminde ne vardı onu? Bir okuyabilir misiniz içini? Bak hayal edin. Ne vardı ki? Ölümü hafif gördü. Ne kadar kaos, ne kadar cehennem vardı ki? Bu çaredir. Bak bir dakika. İntihar çaredir. İçini seyret. Şimdiye kadar niye etmedi? İçkiyle, kadınla, televizyonla, maçta bastırdı, bastırdı. Hani var ya sel geliyor, tampon koyduk, kum torbası koyduk, dolap koyduk, bastırdı. Bir hal geliyor ki, bir girmeye başladım, her şeyi bırakıyorsun, tarumar ediyorsun. Bak, bir... Cinnet geçiriyor. Evet, cinnet. Bak, öyle bir dert, öyle bir kaos var ki, şurayı bir kaçırmayalım. Öyle içsel yangın var ki çaresi intihar. Çaresi intiharsa kendisi nedir? He? Bu dünyada da. Peki Allah cehenneme mi soktu? Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Cennete gireceksin demiyor. Fi zarf, zarftır. İçine şimdi. Gir cennetime, gir cehennemime. Bu cennet. Hızır abi derdi ki, Hızır abi maşallah ne kadar mutlusun. Böyle bazen gülerdi. Hasan dedi, bana paylaşırdı sırlarını. Bazen bir halim oluyor ki, öyle bir sevk alıyorum ki kendimden. Vallahi içerimdeki okyanusa, sen değil, 10 kişi de düşse o göle, hepsi de böyle mutlu olur. Oraya düşse, 10 kişi buhran geçirende içime girse, onlar da çok mutlu olurlar. Bazen de bir kapıyor beni diyor. Bana bir şey anlatmak için. Bir kapıyor ki, ta gökyüzünden yere çakılmışım gibi. Böyle çok acayip, yaşanmaz bir hale sokuyor beni. Böyle, o ne o zaman abi? O galip oluyor. Duman. Islatsa dumucu, odundaki duman, odundaki nur. İki zıt alem. Tamam da bu şimdi imanın zayıflığından falan meydana geliyor. Hayır. İşte örtülüyor. Daimi huzur Resulullah'ta var. Hazır Allah çünkü. Bunu Allah bir şekilde 18 bin alemi herkese derecesine göre. Kimisine 2 bin, kimisi 1000, kimisine 5 bin, kimisine 15 bin. 18 bin alemi bir şekilde sende ifade edilecek, külliyet kazanıp ahirette külli bir insan olacaksın. Cüziyetten çıkıp küllileşmek için o alemler sende ifade ediyorlar kendilerini. Bir vuruyorlar, bir çakıyorlar. Aa şu alem bende hakim. Mesela toprak unsuru hakim olunca insanları böyle ihya edersin. Ders anlatırsın. Peygamberin en büyük vazifesi tebliğ etmektir.
İnsanlara toprak oldu mu çekirdekleri ortaya çıkar. Bazen de dört unsur toprak, su, ateş, hava. Ateş unsuru sana hakim oldu mu? Aman yarabbi kimse senden yanında olmasın. Dehşet, vahşet saçıyorsun. Sonra kendine geldiğin zaman al İbrahim diyorsun kendi kendine. Ulan ben ne yaptım ya? Su unsurundasın o an. Hepsi oluyor mu? He. Evet. Bazen hepsi işte, oluyor. Evet. İşte zaten dört unsuru devamlı inip çıkıyoruz diyor 24. Mekke. Yani nebat hayatı, hayvan hayatı, melek hayatı. Bazen de ondan üstün insan hayatı. Biz insan değiliz. İnsan olmaya geldik. Bu kadar mı? Hayır. İnsanın da arkasına geçeceğiz. İnsanlık bize verilmiş. Kalem verildiği gibi. Hani deriz ya, olan insanlığına yazıklar olsunlar. İnsan değil miydin ya? Hiç insanlığından utanmadın. Aferin lan adam insanmış ya. Kim? O. Yani insanlığımı kaybetmedim deyince şunu anlatmaya çalışıyorum. Kalem bana ait olduğu gibi insanlık bize ait. Biz insan değiliz. Daha arkasındayız. İnsanlık bize verilmiş. Anladık mı abi? İnsan da değiliz İbrahim. Değiliz biliyor musun? Biz insan da değiliz. İnsanlığa çıkacağız. Bunları fark ettiğin zaman taktın, bu budur. Bu da kokpit var ya uçak kabini. Bu budur, bu da budur. Hiç arkaya bakmıyor. Bunu böyle çekersin manivela. Kanadı şu klepesi böyle olur. Bu böyle olur. Böyle olur. Ama hiç oraya bakmıyor. Tak. Sana dendi. Yap. Ders dinlerken not al. Kağıtsız oturma. Gelen manaları kaydet. Allah Resulü'nün dediği gibi kuş gibidir. Ayağında yakala ilhamlar. Kendine katkı yap ya. Film niye zevk veriyor biliyor musun? Oraya giriyor. Kendisini kaybediyor. Ne kadar zevk verir? Kendinden çıktıkça, o olmadıkça zevk vermez film. Filmleri seyretmek kaçıştır. Kaçış rampasıdır. Sıkıntısını bastırmak için böyle. Az kafı bitireyim. Bir şey daha diyeceğim abi. Evet. Saat. Evet. Hadi. Üstad Hazretleri diyor ya abi. Kabre girdim diyor. Kabirde diyor. O yalnızlık dehşetinden falan diyor. Sonra diyor iki dost geldi diyor. Nikel Mekin namında iki tane arkadaş geldi diyor. Benle bir tatlı tatlı musahabelerde sohbet etmeye başladılar diyor. Dar, karanlık, kabir. Soğuk, kimsesiz kabrin genişlendiği, nurlandığı, ısındı vesaire diyor. Orada onlar gelmeden önce sırf kendisiydi abi. Evet. Kendisi kendisindeydi. Evet, ustad bile kabre girdim diyor. Soğuk, karanlık, kimsesiz, dar, vahşet diyor. Vahşet diyor. Ustad. En ürkütücü insanı kendisidir. Ben aynada bakamıyorum yüzüme. Ürkütücüdür. İlle günah değil gözden bakınca. Dibi olmayan. Sakın lütfen. Gözünüzde bakınca günahlar sırf değil. Dibi olmayan ademi dehlizleri göreceksin gözünde. Kalpteki o umman çok korkunç. Ondan sonra bak ben girdim diyor kabre. Azap mı verdiler? Baktım diyor dehşet ve vahşet. Kimsesizlikten baktım soğuk, dar, kimsesiz, karanlık vahşetinden. Sonra iki tane Münker Mekir namında. İki arkadaş geldiler, benimle sohbet ettiler, yalnızlığımı giderdiler, soğuk ısındırdılar, nurlandırdılar, güzel bir meclisi nurani inkılap etti diyor. Of be diyor. Ya sen sana kalırsan ne olacak? Allah'a ver. Onun için cümlem şu, Allah kimseyi kimsesiz bırak. Allah kimseyi kimsesiz bırakmaz. Allah kimseyi kimsesiz bırakmaz. Hele kendisiz. Tek başına kalıp da kendisinden lezzet alacak tek ve tek yegane varlık Allah'tır. Allah Resulü bile sıkılmıştır. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu Allah'ı düşün. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Kendisi kendisiyle.
Acayip bir şey dedim ya. Hani Allah Resulü daimi huzurda olan bir zat sıkılırsa. Bir sıkıldı, çaresini hanımına, Hatice radıyallahu anh'a gitti. Sohbet etti. Bir, bu sıkıntı çeşidini anlatır bize. Hangi cinsti? Çare ondaydı. Cinsellik değil haşa. Sohbet etmişler. Bir başka sıkıntısı vardı. Sıkıntının çeşidini çıkarıyorum ben oradan. Ebu Bekir'e Sıddık radıyallahu anh'a gidiyor. Ya Ebu Bekir, sohbet et, rahatlat beni. Rahatlat beni. Bir başka bir cins sıkıntısı var. Ya Bilal, ezan oku, rahatlat bizi. Ya Ebu Said-i Hudri, o ihsan ediyor. Bir Kur'an oku. Estağfurullah ya Resulallah. Kur'an size indi. O diyecektir ki, evet bana indi ama başkasından da dil dinlemeyi hoşuma gider. Başka bir sıkıntısı var. Namaza müracaat etti. Topladım ben. Başka bir sıkıntısı vardı. Kur'an okudu. Bunu kendin fark edebiliyor musun abi? Böyle bir sıkıntı falan. Fark edersin. Mesela al Risale-i Nur. Olmadı. Al İzbul Kur'an'ı. Mesela İzbul Kur'an nedir? 6666 tane ayet ya Kur'an'da. Bediüzzaman Hazretleri aklı inşaat, inşa, kalbi ihya, ruhu latifeleştirecek, hayatımıza istikamet verecek 6666 tane ayetten bu işlere yarayacak ayetleri toplamış. Bir araya getirmiş. O kitabın adı Hizb-ül Kur'an. Onu oku. Baktın sen okudun, gitmedi. Baktın Risale okudun gitmedi. Kur'an okudun gitmedi. O zaman ya Bülent ne haber? İyiyim İbrahim. Ya Bülent ne yapıyorsun ne diyorsun bir çay içelim mi? Koy ama irmik tatlısı da senden ha sütlü olsun. Tamam. Tereyağlı. Tamam. Oldu. İbrahim bir çay koy. Abi kabuklu fıstıkla getirsen olur. Bak, gittim bir oturalım. Bir çeşitimiz sıkıntımız Risale'de gitmedi. Kur'an'la gitmedi. Bir sohbet edelim. Çay koy. Olmadı namaz. Olmadı. Tamam. Ondan sonra şu. O 5-6 tane de bir tanesi mutlaka. Çünkü 6 tane iman esasından bir tanesinin zayıflamasıyla oluyor. Da onu tespit edemedim. 6 tane sıkıntı çeşidi var. 6 tane iman esasından zayıflamasından demeyeyim de yani olmuyor işte ne bileyim nasıl dersen bir sıkılıyor hanımına gidiyor. Bir sıkılıyor Ebu Bekir'e gidiyor. Bir sıkılıyor Bilal Habeşi ezan okutturuyor. Bir sıkılıyor sahabe Kur'an okutturuyor. Bir sıkılıyor namaz kılıyor. Bir sıkılıyor Kur'an okuyor. 6. Bize acayip bir şey veriyor. Mesela bir sıkılıyor, çaresi toprak unsurudur. Bir sıkıntı ateş unsuru, su, buhar. Onlar çare. İnsansın da insan olmak kolay mı? Ne zannediyorsun bu dünyada insan olmak? Çoğu insan insan değil. Okuduk ya biraz önce 82. Altına diyor. Şu insanların çoğusu içi dişlerine dönse maymun, tilki, yılan, ayı, domuz bozulma söylüyor. Böyle olurdu. Bunlar diyor elbiselerini çıkartsalar cinni şeytan olurlar. Cinni şeytanlar insan elbisesini giyseler aynı insan gibi olur. Şu anda dolaşanlar insan mı zannediyorsunuz? Sana o muameli yapan insan mı zannettin? Libası giymiş, kadın elbisesi giymiş ama adam erkek. Kadın erkek elbisesi giymiş ama kadın. Ya. Denizin dalgaları gibi vehim devamlı sana vuruyor. Şah, şah. Bazen kuvvetli dalgası oluyor. Kalen daha... Kalem, kale var ya kale. Kalem, daha önce sağlam yere sağlam yapmışsan bir şamar atarsın dalganın yüzüne. Dışarıda derin dalgalar
Gelir duvarları yağlar. Yalancı da ne oldu? Geri gidiyor değil mi? Hapishanenin bir şeydir. Elin mi Zonguldak'ta bir şeyde Sinop'ta, Sinop'ta ağır ceza hapishanesi. Orada aşağıda hapishanede o, diyorlardı da ezberledim onu ya. Diye diye her gün okuyorlar. Koğuştan sesler geliyor. Yani acayip bu şey. Ben de bilmiyordum bu şarkıyı. Ne zaman ezberledim? Yeni yeni ama dibini getiremedim. Ondan sonra neydi? Şey, neyse. Tam ezberleyemedim. Samsun'u mübalağa ettim. Ama sonra sordum. Dışarıda derin dalgalar gelir duvarları yalar. Dedi ki hoca hapishane dalgası şey hapishane duvarına vuruyormuş. Dışarıda o zaman sen zamanında binanı sağlam yerde yapmadınsa o dalgalar gelir vurur. İsyan var burada, küfür var. Onu bir daha deme dedim. Bir sitem yolla Allah'a, tövbe etse bu küfürdür. Tamam hoca demeyeceğim dedim. Bu imansızlıktır. Tamam. Dertlerin şaha kalktığı zaman bir sitem yolla Allah'a, tövbe etse bu. Bu imansızlıktır. İmansızlığın kelamıdır bu. Diyeni demiyorum. Hani bunun içerisinde küfür kokuyor. Yani Allahsızlığın getirmiş olduğu isyandır bu. Şimdi eğer hani büyük alimlerden bir tanesi demiş. Deniz kenarında bina yaparsan çok dalga duyarsın. Dalgaya küfür edeceğini evin oradan kaldır. Eğer kuvvetli mesela Rüştavi derdi. Sandalsa şey ufak sandal deniz dalgasına lap 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 oynar. 300 bin tonluk gemiysen dalga bir vurur, vurduğuna pişman olur. Gemi ona bir şamarıklar böyle lap diye geri gider. Geminin hiç AES'li bile bozulmaz. Sağlam yere kaleni yaparsan, yapmışsan bir şamar atarsın dalganın yüzüne. Eğer vehimlere ve zanlarına karşı sağlam sığınağın yoksa, vehimler gelince nereye sığınacaksın? Hani demiş ki Karadeniz'den bir atasözü var. Güzel havalarda o zaman yol yok ya dağ, köylere, şeylere dağdan dağa gidiliyor. Yağmur gelince ne olacak? Ağacın altına. Güzel havada ağacın altına pisleme ki yağmurlu günde sana lazım olur. Böyle vehimler geldi. Nereye sığınacaksın? Var mı sığınacağın? Eğer vehimler ve zanlar sana karşı sağlam, sana hücum ettiği zaman sağlam siperin yoksa. Anladım ki düşünceler madde olup madde olmayandır. Düşünceler maddede olup madde olmayandır. Allah Allah. Düşünceler. Dikkat et. Düşüncelerinden kurtulmak için düşünceler lazım sana. Düşüncelerinin panzehri de düşüncelerdir. Müsbet düşünce yoksa. Ya. Doktorlar ne yapıyor? Beden eksenli çözümler. Vur oynasın, çar patlasın, televizyonu aç. Hayır, çare değil. Bu kaçıştır. Kökten çözeceksin. Yani şöyle. Bir kötü haber vurdu. Bir kötü haber geldi. Mideye vurdu mu? Mide ağrı var. Doktor mide mi ağrı? Mide ağrı kapı versen kökten çözüm müdür? O düşünceler yok olmadıkça mide ağrın devamlı devam edecek. Sen hissetmezsin. İlaç içiyorsun. Yani anladım ki düşünceler maddede olup madde olmayandır. Maddeyi değiştiriyorum. Niye sıkıntım gitmiyor? Niye 7 seneden beri psikoloji haplar içiyorum mu? Düzelmiyorum. Çünkü senin hastalığın madde değil. İnan içtiğin 7 sene 5 sene ilaçtığın hapları bir anda file 6,5 ton file camuşa yedirseler hemen mort olur. Meft. Hemen. İki ayağını uzatır. Demek ki madde değil. Sen düşüncelerinden kurtulmak için düşüncelere ihtiyacın var. Doğru düşüncelere. Ustad ne diyor? Doğru düşünürken şey, güzel gören Allah'ın dediği güzeldir. Bizim hoşumuza giden değil. Güzel gören ne yapacak? İçeriye alacak değil mi? Güzel görür. Bak, güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayattan lezzet alır. Bunun şerhi manasına şöyle diyorum. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir.
burada olup buralı olmayandır düşünceler. Düşüncelerin, fikirlerin, zanların ve vehimlerin vücudun neresindeyse, neresinde bu? Ahiretle dünyanın orasındadır. Düşüncelerin, vehimlerin, zanların, şüphelerin vücudun neresinde cehennemi oluşturmuşsa, cehennem dünyanın orasındadır. Aha sana cehennem. Aha sana cennet. Aha sana bunun tersi, aha sana cennet. Abi dünyanın neresinde cennet, şey? Cennet, cehennem. Bazısına dedim ki, sen bilirsin, güneşin 7 tane renk geliyor. İlkokulda yapmıştık deney, hepsi küre yapmıştık. 7 tane renk boya, 7 tane renk. Ama hiçbir tanesi beyaz değil, biliyorsun. 7 renkten bir tanesi beyaz değil. Küre 7 tane, ilkokul çocuklarına yaptık. 7 tane rengi boyadık mı abi? Murat. Bunu çevir, 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 çevir. Ne renk gözüküyor biliyor musun? 7 tane rengi. He? Beyaz. Beyaz. Beyazın böyle vücudu yok. Ha. Bu nedir? Dünyadır. Bütün renklerin hulasası ama kendisinin bir rengi yoktur. Beyaz da bir renk yok. 7 tane renkten besleniyor. Bütünselliğidir. Dünyanın müstakil bir vücudu yok. Allah Resulü dediği gibi rüya gibi. Ha bu dünyadaki dünyanın görüntüsü altındaki 18 bin alemin hulasası olduğu için. Anladık mı? Yok. Aslında yok. Dünyada biliyor musunuz renk yok. Bir kavle göre renk güneşin istihali geçmiş hali. Yani bu renk aslında yok. Güneş buraya şey yapınca buradan gelen şu ağlar bizde böyle anlaşılır. Öyle değil mi abi kimyacı? Evet abi. Biraz daha değişik ama evet öyle. Bu yani ama bir tane de bu. Hatta ikimizin gördüğü mesela yeşil renk de aynı olmayabilir abi. Evet. Senin gördüğün yeşil renk de bir yeşil renk. Değil. Yani güneşten istihali geçiriyor bu. Buradan gelen bana yansımalarla ben de anlaşılandır. Aslında böyle bir şey yok. Renk yok yani. Aslında biraz da tam tersi abi şöyle. Nasıl? Yansımayan şey gözüküyor. Evet. Çok güzel. Yani yansıyan şey değil. Yansımayan şey bize gözüküyor. Ha tamam. Doğru. Kim? Yansımaya. Hı hı. Diğerleri yansıyor. O yansımayan şey bize... Ha sabit oluyor. Evet. Onu görüyoruz biz. Evet. Diğer... Kırmızıysa abi mesela bu şu anda şunu kırmızı yapan renk. Şunu. Evet abi. Mesela o boya diyelim artık. Ha. Bütün renkleri şey yapıyor abi emiyor. Yansımayan sadece yeşil abi. Şey kırmızı pardon. Kırmızı. Biz de kırmızı görüyoruz. Yani diğerlerini yutuyor. Hı-hı. Bunu yutmuyor. Yutmuyor. Bizim gördüğümüz bir işte. Vay. Dünya bu. Kırmızı gözükürken dünya. Beyaz gözükürken aslında 7 tane rengin altyapısı değil mi? Altyapısı var. Dünya gözükürken. Hani dünyaya diyor ya usta. Dünya tenteneli bir perdedir ahiret üzerine. Serilmiş. Beyaz 7 tane rengin tenteneli perdesidir. Beyaz nasıl 7 tane rengin görünüşüdür? Dünyada 18 bin alemin böyle görüntüsüdür. Dişe vuruşudur. Beyazın neresinde kırmızı varsa, mor varsa dünyanın da orasında öteller var. Gözümüzün önünde bunlar. Zaten onun şöyle diyeyim, düşüncelerin, fikirlerin, zanların ve vehimlerin vücudun neresinde ise ahirette dünyanın arasındadır. Zaten onun içindesin. Aslında zanlarının, şüphelerinin şu anda beraber imiş gibi gözükürken dünyamızı yaşıyoruz. İçindesin. Ölünce neredeydin ki? Nereye gideceksin? Ölünce ölmek ne demek zaten? Vücudu, elbiseyi değiştirmektir. Itlak-ı vücut. Yani nereden nereye gideceksin ki? Neresi ki burası? Üzerindeki batta ne kalkacak? Öyle diyor ayette. Her şey ortaya çıktığı an. Sen ortaya çıktın da demiyor. Her şey hakikatini gördüğün an. Ya bunun adı ölüm. Nasıl ölümse bu? Nasıl ölümse bu? Yiyeyim ben bu ölümü. Ne kadar güzel bir şeymiş. Her şeyin hakikati ortaya çıktığı an. Yani insan
o battaniye örtüyordu abi. Dayanamıyordu. Şimdi bu battaniyeyi kaldırıyor, dayanmaya gidecek oraya. Evet, aynen. Aynen. Burada bak, burada olup burada olmayandır düşünce. Ölünce, he, neredeydin ki şimdiye kadar? Ölünce oraya, başka bir yere gittin. Şu andaki içsel, enfusi haletin, güzel haletin, ötelerin, ahiretin teröşuatlarıdır ve oranın habercileridir. Şu andaki o güzel hava yok mu şu anda atmosfer bizde? Yaşamıyor muyuz? Nedir o? Orayı yaşıyoruz, burada. Ama farkında değiliz. Şu andaki yaşadığımız hali buralı değil. Burada, orayı yaşıyoruz. Ameller ruhumuza girip, bak şimdi burayı kesiyorsunuz, harika. Ahiret nerede? Gene devam ediyor. Hem antika psikolojik gibi önem altın ama ahiretin ispatı. Bak. Ameller var ya, namaz, oruç. Bak nedir? Orada ateş sordu bana. Ateş sordu bana bizde. Ameller ruhumuza ne katkı yapıyor ki? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne yapıyor ki ya? Ameller ruhumuza girip nasıl mal oluyor ruhumuza namaz, oruç dedi. Ben de dedim ki nasıl ki bir demir, böyle bir demir kütüğüne, parçasına ısı, elektrik verirsen o demir kırmızı olur. Ocağa koy ve elektrik ver. Olmaz mı kırmızı? Olur. İğnenin ucunu sokamadığın demire ısının elektrikle veya ocaktaki ısı, iğnenin ucunu sokamadığın demire sıcaklık ve elektrik demire nasıl girebilmişse senin amelin de ruhuna böyle giriyor. Yani yaptığım amel bu dışarıdaki ruha nasıl giriyor? İçeride güzel şeyler nasıl dışarıda fiil oluyor? O da ayrı bir şeydi. Onu Bremen Hafen'den Koksafen'e giderken o elektrik pervanesinden çözdük. Elektrik pervanesi dönüyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Deli be gibi dur. Ama Bremen Hafen'de binlerce, milyonlarca cihaz çalışıyor. Soğutuyor, ısıtıyor, çekiyor, fırın yapıyor, ekmek pişiriyor. Elektrik olmuyor mu? Bak, Zahir'de aynı şeyi ne tekrar edip duruyorsunuz? Kabe'de niye aynı şeyi yapıyorsunuz? Namazda eğiliyorsun, kalkıyorsun. Eğiliyorsun, kalkıyorsun. Ha, niye? Pervanenin eğilip kalkması. Eğilip kalkması. Zahir'de aynı şey tekrar değildir. Pervanenin dönmesiyle elektrik imal ediliyor. Elektrik de gözükmeyen elektrik. Elektrik de şehirdeki cihazları çalıştırıyor. Bans nasıl cihazları çalıştırdı? Aynı bunun da tersi. Yaptığımız amel nasıl ruhumuza giriyor? Elektriğe iğneyi sokamazken ocağa koy veya kabloya bağla. Bu elektrik demir parçası kıpkırmızı olmuyor mu? Buraya ısı, ışık, elektrik demire nasıl girmişse sen de demir parçasısın. Harici olan bu hareket, oruç da ruhuna öyle giriyor. İğne ne oluyor zaman abi? Hangi iğne? Mesela amel elektrik oluyorsa iğne... Yani iğneyi sokamazsın demek istiyorum. Tamam. Demire sokamazsın. Ruhuna... Ruhuna giremeyecek. Giremeyecek. Mesela bunlar girmez. Kurban da girmez. Mesela tamam mı? Namaz, kurban, oruç zahiri madde olarak girmez. Para girmez, sadaka verdin. O para verirken sende asıl olan o sadakadaki ruh, ihlas, o giriyor ruhuna. Paranın kendisi girmiyor. Ya, iman sanki bir format atıyor o ameliyat. Evet. Mesela diyelim ki parayı kafir de veriyor, yardım ediyor ama ruha mani olmuyor abi. Şey kurban ya, Allah diyor ya, evet. Kurbanlarınız Allah'a gitmez. Doğru, güzel bir mesela. Kurban Allah'a gitmez ama kurbandaki sendeki anlayış,
Kurbani anlayış, niyet. O işte. Niyetlerinize bak Allah. Ama amelsiz niyet de olmuyor. O da yalandır. Kendini aldatmaktır. Amelsiz niyet olmaz. Ya ben niyetim halis namaz kılmak ama kılmasam. Öyle yok. Öyle bir şey yok. Peki. Tövbe ruhu nasıl rahatlatır? Ona ait. Sen bunları tek tek şey yaparsın. Ahiretin. Bu ameller ruhumuza nasıl girer? Şimdi tövbe ruhu nasıl temizler? Ona ait bir örnek vereceğim, kesiyorum. Tamam mı? Birincisi psikolojik. Tövbe ile ruhlar nasıl rahatlar? Tövbe ile ruhlar nasıl rahatlar? La temsil. Nasıl ki bir defacet için çok sıkışan, mesela defaate ciddi hacet, tamam mı? Tuvaleti yapacaksın, otobüstesin, uçaktasın, çok sıkıştın. Çok sıkışan ve kabız olanın tuvaletle rahatlaması gibi. Tövbe böyle bir şey. Ya Rabbi, affet beni Allah. Veya göğsü çok sıkışanın ağlaması ile sanki gözyaşları yaş değil, sıkıntının, buhranların, günahların donmuş hallerinin dışarıya atılmasıdır. Ağlamak. Çünkü ağlamanın alt verisi ikidir. Aşırı muhabbetten, sevinçten, aşırı sıkıntıdan ağlar. Gözyaşını tahlil etmişler, aşırı sıkıntıdan ağlayanla, aşırı sevinçten ağlayanın gözyaşları gözyaşıyken içerisindeki kimya dağlar kadar farklı. Yani tövbe ruhu nasıl rahatlatıyor? Yani günah çıkartmak nasıl çıkartır? Günahları ruhtan nasıl pensil alabilir misin? Aynen şu. Nasıl ki sıkıntı ağlayarak, gözyaşı olarak ağladıkça rahatladığın gibi, tuvalete sıkıştığın zaman boşaltıp ruhun, aklın, fikrin tuvaletteyken aynı bunun gibi oluyor. Peki dua abi. Dua nasıl oluyor? Dua yüklemeyedir. Tövbe boşaltma yöntemidir. Dua yüklenmektir. Yani dua. Hele münacat esastır. Münacat taşınmaktır. Dua yüklenmektir. Tövbe boşaltmaktır. Bak bir daha söyleyeyim. Ağlayan rahatlamıyor mu? Rahatladın şimdi de nereden anlıyoruz? Göze. Ne alakası var yani? Ruhtaki hüzünle gözyaşı irtibatı var mı? Yok. Yani hüzün gözyaşı değil ki, ama hüzün gözyaşına dönüştüğü gibi bedensel dışarıya, insanın ruhtaki sıkıntısı gözyaşıyla rahatladığı gibi tövbeyle de rahat. Aynı şey. Orada kesiyorum. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha.